hindi butumuzu kenara alıyoruz ve bunun içine dolduracağımız harcımızı hazırlayacağız. Havucumuzu hemen soyarak devam edelim ve ortadan ikiye kesiyorum. Bir tarafını kestikten sonra düzleştirmiş olduğum tarafı tahtanın üzerine koyuyorum ki kaymayı engellemek için. Bıçağımızla da bu şekilde keseceğiz. İnce uzun kesiyorum şeritler halinde. Brunoise doğrama yapabilmek için bu şekilde bir hazırlık yapmak gerekiyor. Ve şimdi de doğruyoruz havuçlarımızı. Kabağıma geçiyorum. Onu da aynı şekilde yarım kabak kullanacağım. Kabakta da aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Fakat iki kat kesiyorum. Orta kısmını kullanmayacağım kabağın. Dilerseniz bu orta kısmı kalan kabağı mücver yaparken veya sebze çorbası yaparken, sebze suyu kaynatırken kullanabilirsiniz. Kabağı da yine aynı şekilde havuçta olduğu gibi ince doğruyorum. Şimdi tenceremizin altını da açacağız. Şimdi biraz zeytinyağı koyacağım içerisine. Şimdi havuç ve kabağı da ekleyeceğiz içerisine. Önce havucu ekliyorum. Bir iki tane de yeşil zeytin doğrayacağım. Şimdi kabağı da ekliyorum içerisine. Havuçları biraz kavurduk. Şimdi kabağı da biraz kavuracağız. Daha zeytinleri de ekleyebiliriz içerisine. Salamı da koyuyoruz içerisine. Sarımsakları da çok ince bir şekilde doğruyoruz. Evet, sote işlemini artık sonlandırıyoruz. Tenceredeki karışımı şimdi cam kasemize alıyoruz. Bunun içerisine biraz ekmek kırıntısı katacağım. Bir tane yumurta. Biraz maydanoz, dereotu ve fesleğen de kullanabiliriz bunun içerisinde. Taze baharatları da içerisine ekliyoruz. Ve bir tane de yumurta kırıyorum içerisine. Biraz şimdi ekmek kırıntısı da ekliyorum. Hepsini güzelce karıştıracağım şimdi. İç harcımız hazır oldu şimdi. Biraz da tuz ve karabiber ekleyeceğim. Evet, şimdi harcımızı kenara alıyoruz ve hindi butumuzu yanımıza alalım. Bakın, hindi butumuz bu şekilde. Bunun üzerine şimdi stretch film koyarak biraz döveceğiz ve incelteceğiz. Hindi butumuzu bu şekilde dövdükten sonra üzerinden stretch filmi alacağız. Şimdi yağlı kağıdımızı alıyoruz. Hindi butu şöyle toplayıp kenara alalım. Biraz önce dövmüş olduğumuz hindi butumuzu yağlı kağıdın ortasına koyuyoruz. Bu şekilde. Hazırlamış olduğumuz harcımızdan koyacağız şimdi. Şimdi biraz da peynir koyacağım üzerine. Çok az tuz koyuyorum yine. Biraz da karabiber. Şimdi rulo halinde saracağız hindiyi. Yağlı kağıtla da dışını kaplayacağız. Evet, iki tarafından da bu şekilde sıkıyoruz güzelce. Şimdi de alüminyum folyoya sarıyorum. İki tarafından iyice sıkıyoruz. Ve rulomuz hazır. Rulomuzu bu şekilde şimdi fırına götüreceğiz. 250 dereceye çıkartıyorum. 250 derecede ortalama 30 dakika pişirdikten sonra hindi rulomuzu çıkartacağız. Dağıtmadan şöyle çeviriyoruz. Ve hindimizi burada bir mühürleme gerçekleştireceğiz. Çok az bir zeytinyağı koyuyorum tavaya. Yağ koyduktan sonra biraz önce pişirmiş olduğumuz hindimizi kenara alıyoruz. Evet, ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve hindi rulomuzu çok dağıtmadan bu şekilde, evet, tezgahımıza aldık. Şimdi kesme işlemine geçiyoruz.
kalın dilimler halinde kesebilirsiniz. Şimdi hazırladığımız rulolarımızı servis tabağına dizebiliriz. Evet, fesleğen, kekik, dereotu, maydanoz. Bu şekilde taze baharatlarımızı da ortasına koyuyoruz. Ve biraz daha sızma zeytinyağı gezdireceğim üzerine ve çevresine. Çok az da taze çekilmiş karabiber.